Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te reel sektör alarmını konuşacağız. Aslında Türkiye'de bir numaralı sorun olması gereken mesele. Çünkü alarm gitgide büyüyor. Baktığınızda uzun zamandır yapılamayan tahsilatlar var. Dünya pazarındaki daralma var. Şöyle son ISO 500'e bakıyorsunuz. Faaliyet dışı karlar yine hakim olmuş vaziyette. Ve şimdi bir tehlike daha var. Ama sanayici istiyor. Ama bunu biraz reklamla oraya sürüklüyorlar bilemiyoruz ama Forex. Sanayicinin Forex'e yöneldiği yönünde haberler var. Bunu da konuşacağız. Forex kime kazandırmış ki sanayiciye kazandıracak? Çok değerli bir konumuz olacak az sonra. İş adamı, finans uzmanı Sayın Mehmet Özarslan Ekopolitik'te olacak. Ve reel sektör alarmını sizlerle konuşacağız. Ama öncesinde Yunanistan'a bir bakalım. Dünyanın gözü Yunanistan'da. Brüksel'deydi özellikle. Avrupa Bölgesi Maliye Bakanları Atina'nın borçları ile ilgili bir kez daha toplandı. Brüksel'de yapılan ilk toplantıda Avrupa Birliği'nin daha fazla KDV artışı ve kamu harcamalarında kesinti öngören teklifinin Atina tarafından reddedildiği belirtiliyor. Onun da ötesinde Atina'nın verdiği teklifler de kabul görmüyor. Yunanistan'ın mali yardım talebini görüşmek için Brüksel'de toplanan Euro Bölgesi Maliye Bakanları Atina'ya iflas teklifi sundu. Atina'nın ise daha fazla KDV artışı ve kamu harcamalarında kesinti öngören teklifi reddettiği belirtiliyor. Euro Bölgesi Maliye Bakanları son toplantıda Yunanistan'ın reform teklifini reddetmişti. Tsipras hükümetine sunulmak için yeni teklif hazırlandı. Brüksel'de yapılan görüşmede masaya konulan teklif daha fazla KDV artışı ve kamu harcamalarında kesinti öngörüyordu. Ancak Fransız AFP haber ajansına konuşan bir Yunan yetkili teklifin Atina tarafından reddedildiğini belirtti. Yunanistan 30 Haziran'a kadar IMF'ye olan borcunu ödeyemezse temerrüde düşecek. Atina borcunu ödemek için alacağı mali yardımlar karşısında AB ile mutabakat sağlamayı amaçlıyor. Yunanistan çok tartışılıyor. Onun ötesinde baktığınızda bu bizim reel sektörümüz açısından da bir alarm dedim ya az sonra konuşacağız. Sadece o değil. Bakın işin içerisinde küresel ticaretin daralması var. Bununla ilgili gelişmeler var. Bununla ilgili bir ayrıntı vereceğim, bir haber vereceğim ama hatta vereyim öyle geçeyim fikri ışık haberine. Dünya ticaretindeki büyüme. İhracat ve ithalat artışlarındaki yavaşlamanın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde %0,7 ile ılımlı düzeyde kaldı. Şöyle bir ayrıntısına bakalım. İhracat ne olmuş? İhracattaki büyüme bir önceki çeyrekte %2,1 iken bu yılın ilk çeyreğinde %0,4'e düşmüş. Yani çok büyük bir daralma var. İthalatta da benzer bir durum var. O da yine aynı dönemlerde %1,5 düzeyindeyken bugün %0,9 seviyesine gerilemiş. Bu önümüzdeki sürecin en büyük sorunlarından biri. Ürettiniz, nereye satacaksınız? İşte küresel ticaret hızı bunun için pek iyi sinyaller vermiyor. Dedim ya dönelim bir Fikri Işık'a. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üniversite sınavında ilk 5000 içine girip temel bilimleri tercih eden öğrencilere aylık 2000 lira burs verileceğini açıkladı. Işık, temel bilimleri tercih eden ikinci 5000'e ise ayda 1500 lira verileceğini söyledi. TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun kararını açıklayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, temel bilimleri tercih edecek öğrencilere verilecek burs kapsamının genişletildiğini söyledi. Bakan Işık, temel bilimlere teşvikin artırılması amacıyla burs miktarlarının yeniden düzenlenmesine karar verdik dedi. Karara göre üniversite sınavında ilk 5000 içine girip temel bilimleri tercih eden öğrencilere aylık 2000 lira burs verilecek. 5000 ile 10.000 kişi arasındakilere de aylık 1500 lira burs sağlanacak. Adayların bu bursu alabilmesi için matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyat bölümlerinden birine yerleşmesi gerek. Çare olacak mı bilmiyoruz ama asıl sıkıntı bu eğitimde. Bu eğitim de kritik konulardan biri. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz aylarda bir haber vermiştik. Üniversite sınavına onu kazanıp da bir üniversiteye yerleşmek için başvuranların içerisinde şöyle bir istatistik yapılmıştı. 25 tane üniversitenin matematik, fizik, kimya bölümlerine başvuru yoktu. Şimdi bu asıl Türkiye'nin en büyük sorunu. Yine üniversite sınavlarındaki doğru ortalamasına bakıyorsunuz. Türkçe %14,5. Matematik %4,5, fen 3,5. Yani Sayın Fikri Işık
para dağıtacağına önce eğitimin kalitesini düzeltmekle ilgilenmeli. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bir şekilde gerçekten sorunsuz bir sınav yapmayı becerebilirse. Biliyorsunuz TEOG'da yine sıkıntı çıktı. Peki dönelim finans piyasalarına. Ben size isterseniz son durumları vereyim. BIST yani borsa 84.290. Dolar 2.67.04. Euro 2.98.97. Euro dolar paritesi 1.11.93. Özellikle Yunanistan'daki gelişmelerden sonra Avro'da bir gevşeme var. Paritede de bir gevşeme var. Biliyorsunuz 1.12 civarındaydı. Faiz %9,99'da iki basamağın birazcık hemen bir dilim altında duruyor. Altın onsu $1,176 ve Brent petrolün varil fiyatı $63,47. Dönelim hani Türkiye'nin lokomotif sektörü diyorlar ya. Bakalım orada minik artışlar varmış. Kredi faizlerindeki artış konut satışlarını vurdu. Yetmemiş yani artış. TÜİK verilerine göre Mart ayında %32,4, Nisan ayında da %42,7 olan konut satışlarındaki artış hızı Mayıs ayında %19,4 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu konut satış hızlarına ilişkin verileri açıkladı. Kredi faizlerinin arttığı Mayıs ayında konut satışındaki artış hızında belirgin bir azalma göze çarptı. Türkiye'de Mayıs ayında 107.888 adet konut satıldı. Yılın ilk 5 ayındaki konut satışı da 524.423 oldu. Geçen yıla göre yılın ilk 5 ayında konut satışlarında artış yaşandı. Ancak Mayıs'ta Mart ve Nisan'a göre azalma gerçekleşti. Verilere göre Mart ayında konut satış hızı geçen yıla oranla 32.4'tü. Nisan'da %42.7 oldu. Mayıs ayında ise yavaşlayarak %19.4'e geriledi. Yapılıyor da ne oluyor? Bir plaza inşaatında daha asansör kazası yaşandı. Adres yine İstanbul. Kurulum için asansörün üzerine çıkan işçi asansör kabiniyle tavan arasına sıkışarak can verdi. Önce iş güvenliği yazısı sadece tabelada kaldı. İstanbul'daki bir plaza inşaatında asansör kazası yaşandı. Bir işçi hayatını kaybetti. Kaza İstanbul Kağıthane Emniyet Evler Mahallesi Beşir Sokak'ta bulunan bir plaza inşaatında meydana geldi. 28 yaşındaki işçi Emrah Kunur kurulum çalışmasını yapmak için -1 ile -6. kat arasında çalışan asansörün üzerine çıktı. Bu sırada asansör bilinmeyen bir nedenle yukarı hareket etti. İşçi de asansör kabiniyle tavan arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Ölmüş içeride, nasıl sıkışmışsa onu da bilmiyorum. İnşaatta çalışma durduruldu. Olay yerine gelen basın mensupları içeri alınmadı. Başka bir inşaatta çalışan ve acı haberi duyar duymaz olay yerine gelen işçinin kardeşi Ömer Kunur sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden işçinin naaşı plaza inşaatından çıkarılarak adli tıp kurumuna götürüldü. İşçi Emrah Kunur'un yeni evli olduğu ve Van'dan İstanbul'a çalışmak için geldiği öğrenildi. Öte yandan plaza inşaatının tamamlandıktan sonra Şekerbank Genel Müdürlüğü binası olarak kullanılacağı belirtildi. Bir de kadın girişimcilere bakalım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de kadın girişimcilerin %61'i üniversite mezunu. Kadın girişimciler arasında evlilik oranı ise %72. Girişimci kadınların en büyük destekçileri ise eş ve aileleri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Türkiye'deki kadın girişimcilerin fotoğrafını çekti. Profesör Doktor Yıldız Ecevit ve Doçent Doktor İlknur Yüksel Kaplanoğlu'nun araştırmasında girişimci kadınların %61'inin üniversite mezunu olduğu belirlendi. Kendi işini kurmayı başaran kadınların %66'sının da 40 yaşın üzerinde olduğu tespit edildi. Araştırmanın çarpıcı bir sonucu da kadınlar için evliliğin girişimcilik üzerindeki etkisi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ücretli çalışan kadınlar arasında evlilik oranı %28'lerde kalırken kendi işini kuran girişimci kadınlar için bu oran %72. Girişimci kadınların en büyük destekçileri ise eşleri ve aileleri. Tutulan kadınların eğitim düzeyi bu kadar yüksek değil. Özellikle üniversite ve üzerinde eğitime sahip olan kadınlar %28 düzeyinde. Ama bizim araştırmamızda %61'i
üniversite ve yüksek lisans diplomasına sahip. Garanti Bankası'nın desteğiyle yapılan araştırmaya göre girişimci kadınlar arasında tecrübe sahibi olanlar ağırlıkta. Son olarak da bir Giresun'a gidelim. Giresun'un Keşap ilçesinde belediyenin pazar yerini değiştirilmesi esnafı çileden çıkardı. Kendilerine sorulmadan belirlenen yeni yere tezgah açmayan yaklaşık 100 esnaf belediye binası önünde durumu protesto etti. Ben 58 yaşındayım. Bu seneden beri pazarcıyım. Çoluğum çocuğum var, ekmek parası götürmek istiyorum. Giresun'da belediye pazar yerini değiştirdi. Esnaf protesto etti. Ben seni mahallarda vurmaya başlayacağım. Keşap ilçesinde pazar yerinin değişmesine tepki gösteren esnaf tezgah açmadı. Tepki için belediye önüne yürüdü. Yıllardır aynı yerde tezgah açan esnaf kendilerine gösterilen yeni yerden memnun değil. Çünkü sokaklar dar ve işlek değil. Vatandaş da şikayet ediyor. O diyor aralara, evin aralarına biz açtırmayız diyor. Yerleşim yok. Değişikliğe Pazarcılar Derneği Başkanı Mustafa Çorul da tepkili. Ada gibi kaldı. Zebze aşağıda. Yarısını tuhaf yana mahalle aralarına aldı. Millet gerçekten bayağı bir mağdur oldu. Esnaf ve Mustafa Çorul belediye başkanıyla görüştü. Belediye Başkanı Mehmet Emür görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Daha önceki senelerde bizim ilk dönemimizde de her pazar değişikliğinde bu tür sıkıntılar oluyor. Ama biz şimdi zaten aralarından bir heyet seçtik. Arkadaşları dinleyeceğiz. Onların da görüşleri... Haberlerin ardından dönelim stüdyo. Programın başında da söylediğim gibi bugün reel sektör alarmını konuşacağız. Her boyutuyla hani en son bir forex bombası var ki onu ayrıca burada masaya yatırırız. Ama reel sektör sadece orada değil. Reel sektörü bu noktaya getiren gerçekler var. Bunları konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. İş adamı, finans uzmanı Sayın Mehmet Özarslan. Ekopolitik konu Sayın Özarslan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi sabahlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi reel sektör alarmını konuşurken galiba önce bir yurt dışından başlamak gerekiyor. Çünkü bugün en büyük açmazlarının başında ihracat geliyor. Doğru. Hatta ihracat yapamayan sadece iç piyasaya çalışanı da vuruyor. Doğru. İster istemez. Şu dünya pazarındaki sıkıntıyı biraz konuşalım. Belki Yunanistan üzerinden konuşalım. Bütün gözler de orada. İhracat cephesi nasıl dara düştü? Reel sektör açmazını bir buradan başlatalım. Şimdi önce Yunanistan dediniz ve Yunanistan'la ilgili bir haberiniz vardı. İlk haberiniz Atina'ya iflas teklifi. Hı hı. Çok önemli tabii ki bu. Onlar da tabii Tsipras'ın seçim öncesinde bir takım vaatleri oldu Yunan halkına. Onlar bunu kabul etmekte, bu kemer sıkma politikalarını kabul etmekte biraz Tsipras ve hükümeti illaki zorlanacaktır. Şimdi Yunanistan'a ben şöyle bakıyorum. Yunanistan bir takoz. Çünkü Yunanistan Avrupa Birliği ekonomisinin %0.8'ini teşkil eden bir ekonomi. Yani Avrupa Birliği ekonomi içerisinde büyük bir ekonomi değil. Fakat bir takoz. Bu takoz bir kamyonu tutuyor. Ve kamyon yükü çok ağır. Kamyonun içinde İspanya var, Portekiz var, İngiltere var, bütün ekonomiler var. Ve çok böyle bir hani 30 derece eğimli bir yolun üzerinde o takoz onu tutuyor. Şimdi benim korkum takozu kaldırırsanız oradan veya takozun üzerine atlarsa o kamyon işte o zaman asıl krizi konuşuruz. O zaman sıkıntıları konuşuruz. Çünkü arka arkaya gelecek çok yüklü. Evet, çok, çok kötü. O kamyon çok yüklü. Damperi çok yüklü o kamyonun. Ve Yunanistan ekonomisi %0.8 ama bunun yarattığı psikolojik bir etki var. Psikolojik bir rahatsızlık var. Çünkü Yunanistan'dan sonrası ne olur? Bir Yunan arkadaşım bana dedi ki bak dedi Yunanistan aslında bir kaçış olarak kullanılıyor. Herkes Yunanistan'ı konuşuyor çünkü Yunanistan ekonomisi küçük. Büyük ekonomiler konuşulduğu zaman korkunun boyutu çok daha farklı olur demişti. Dolayısıyla bu çok önemli diye düşünüyorum Yunanistan'dan sonraki. Çok doğru bir tespit yapmış evet, ama. Evet çok doğru bir şey ama psikolojik bir oynan aslında burada. Bakın sürekli Yunanistan konuşuluyor. Gelin İspanya'yı konuşalım, Portekiz'i konuşalım, İtalya, İngiltere. Bakın bunlar derinlemesine konuşulmuyor. Yunanistan konuşuluyor çünkü Yunanistan konuşmak için zevkli, küçük bir ülke. Ekonomi hacim olarak. Hacim olarak ama büyükler konuşulduğu zaman ve o takozun üzerinden kamyon atladığı zaman o zaman ben korkarım. Şu an çok korkmuyorum ama. Bu bizim açımızdan da çok büyük bir risk. Doğru. Çünkü neredeyse bütün ihracat pazarlarını yitirmiş. Ve %40'lara 45'lere ulaştı yine Avrupa pazarının bizim ihracatımızdaki ağırlığı. Şimdi Türkiye'de garip bir duygu görüyorum ben. Özellikle bir görüş diyor ki Yunanistan diyor bak diyor battı diyor. Bunlar çok para yediler falan filan diye. Hani titrerim. Hı hı. Mücrim gibi alime der ya şarkı. Yani şimdi baktığınızda
Yunanistan'a bir şey olması bütün Avrupa'yı etkileyecekse benim iki kere düşünmem lazım. Benim ihracatçım veya bu ülkede siyaset yapanlar bunun farkında mı? Şimdi önce Allah muhafaza diyeyim. Şu Ramazan günü. Çünkü eğer Yunanistan'ın başına gelen bizim başımıza gelirse... şimdi Yunanistan'ın abileri var, hamileri var. Avrupa Birliği'nin içerisinde hala Euro zonda, Euro topluluğunda bir ülke. Onların başına gelen bizim başımıza gelirse eğer... Bizim kurtarıcımız yok. Biz kimsenin takozu değiliz. Biz kimsenin takozu da değiliz. 77 milyon halkımız var. Kendi kendimizi kurtarmaktan başka bir çaremiz hiçbir zaman kalmaz. Bir kere bunu bir kenara koymak lazım. Geçen programda ben hatırlarsanız bir şeyden bahsettim. Bu Mısır, işte o kapı kapandı. Kapandı. Bakın işte bizim üreticimizin çok sorunları var. Tamam, içeride enerji yüksek, teşvikler yetersiz, vergiler yüksek vesaire vesaire vesaire. Ama bir de bunun üzerine, bir de bu sıkıntının üzerine... Yurt dışı pazarlarımızda kapanma var. Irak'ta durum belli. Suriye'de savaş var. Ukrayna hala düzelmedi. Rusya ekonomisi biraz toparlamaya başladı ama daha yeni yeni şey yapıyor. Libya'yla aramız kötü. Mısır biliyorsunuz bütün Orta Doğu'ya açılan kapımız. Kapıları kapattı bize. Söyledik. Hatta bir ay var dedik, o kapı kapandı bakın. Onda bir şey yapamadılar. Dolayısıyla yani bizim ihracatçımız açısından sıkıntılı süreçler, dönemler devam edecek gibi duruyor. Üzülerek bunu söylüyorum. Bizim yapısal sorunlarımızdan dolayı her 1 dolarlık ihracat için 1,5 dolarlık ithalat lazım. Şimdi böyle bir ekonomi, çok uzun soluklu bir ekonomi takdir edersiniz. Olamaz. Burada bir sorun var. Şimdi bu sorunları söylerken, yani bu analizleri yaparken bir de şunu konuşmak lazım. Peki o zaman ne yapılmalı? Değil mi? Yani tamam, kesinlikle. Bunları söylüyorsa ama ne yapılmalı? Şimdi bakın, bir karınca işi yapılmalı. Yani teker teker gümrükten ithalatçının ithal ettiği bütün kalemler teker teker gözden geçirilmeli. Ama birer birer. Büyük küçük, büyük küçük hepsi. Ve acaba biz bu kalemleri Türkiye'de üretemez miyiz? Bunları üretmek için nasıl teşvikler sağlayabiliriz? Bu ithalatların önüne nasıl geçeriz de Türkiye'de aynı kaliteli ürünü aynı fiyatlara, daha düşük fiyatlara cazip hale getirebiliriz? Dolayısıyla en azından o 1,5-1 oranını olabildiği kadar aşağı çekelim. Tabii 0,5 de 1 dolarlık eğer ithalat... yapabilirsek asıl tercih eden budur. Ama... Bu arada yani yiğidi öldür hakkını yeme demişler. O dipnotu vereyim o zaman. Geçtiğimiz cumartesi gümrüklerle ilgili bir tebliğ yayınlandı. Ve deri, tekstil, çocuk ürünleri başta olmak üzere birçok ürüne, ithal ürüne %30 vergi getirildi. Doğru, vergi getirildi ama çok geç, çok az. Çok az. Geç. Şimdi bakın hangi ürünlerden bahsettiniz? Tekstil, deri. Deri. Çocuk ürünleri. Bunlar hepsi öldürülmüş ürünler. Bakın öldürülmüş sektörler. Bir de bunun üzerine ayakkabı, oyuncak yani koysalardı tam olacaktı. Yani öldükten sonra iyileşme. Ya bunu niye birkaç sene önce yapılmadı? Bu 2006'da 7'de yapılması gereken şeyler. Bu periyodik olarak yapılıyor ama şöyle bir sıkıntı var. Bakın Avrupa'dan gelen Çin mallarını engelleyemiyorsunuz ki. O zaman bakın oraya da gelmek lazım. Şimdi bazı ekonomi düşünürleri şunu söylüyor Türkiye'de. Diyorlar ki gümrük birliğinden bahsediyorlar. Aslında gümrük birliği bizim için çok da avantajlı değil. Çünkü gümrük birliği Brüksel'den bütün kararları veriliyor. Fakat biz ona tabiyiz. Yani kararlarda ortak değiliz ama sonuçlarında işin ortağıyız. Ve bundan çıkamıyorsunuz. Şimdi gümrük birliği çok sıkıntılı bir süreç yapı. Çok, bizim için çok sıkıntılı bir yapı. İşte Kuzey Amerika ile şimdi anlaşma imzalayacaklar ve biz onun içerisinde yokuz. Böyle bir yapı olmaz. Ve gümrük birliğinin, hani Avrupa Birliği'nin gümrük birliği kriterlerine bakın. Genelde bitmiş ürünlerde şey yok, vergi yok. Fakat yarım mamullerde vergi var. Evet, biz orada büyük açmaz yani. Yani bizi şöyle bir şey sokuyor bu. Bizi niye sokuyor? Diyor ki Avrupa Birliği Türkiye'ye, sen git direkt olarak Çin'le rekabet et diyor. Peki sen etmiyorsun. Yani bizi bitmiş ürünlerde Çin'le rekabet ettiriyor. O zaman bu da başa çıkmıyor işte. Gümrük birliğinin bize avantajı nedir? Pazar olmamız mı? 77 milyonluk bir pazarız. Harika. Peki, iç piyasaya dönelim. Şimdi reel sektörün açmazlarını konuşuyorsak, daha doğrusu biraz sonra konuşacağımız finansal yapısı, bugün Forex'e itiliyor olması veya kendinin koşuyor olmasının niye olduğunu aslında aşama aşama geliyor. İhracat geliri gitti. Aynen. Koyduk kenara. Yakın zamanda gelecek ve bunun Türkiye ekonomisine nasıl katkıları veya olumsuzlukları olacak, o da ayrı bir tartışma konusu. Siyasetle biraz alakalı bir konu. %100. Geldik iç piyasaya. Şimdi çok ciddi bir rekabet sorunu var. Evet. Demin bahsettiğiniz özellikle Avrupa'dan gelen Çin menşeli mallar. Tahsilat yok. Piyasa daralıyor. Şimdi
İç piyasada da açmazlar reel sektörü. Nasıl olacak? Şimdi siz geçenlerde çok güzel bir yazı yazdınız. Faaliyet dışı karlar konusunda. ISO 500 şirketlerinin faaliyet dışı karlar yazdığını ve bu son dönemde bu faaliyet dışı karların biraz tabiatının değiştiği. Çünkü Forex'ten vesaireden yazıldı ve çok tehlikeli bir şey. Şimdi faaliyet dışı kar konusu bizde yıllardır olan bir şey. Şimdi izleyicilerimiz biraz teknik bir konu. Hani non-operating profit'in faaliyet dışı kar olarak Türkçe'ye getirilmiş teknik bir tabir bu. Siz ne demek birazcık bunu açın. Biraz ben açalım onu. Çok net söyleyeyim de ben bir plastik top üretiyorum. Aynen. Bunu aldım, sattım ve bir kere elde ettim. Hayır, oradan değil, gidip para piyasalarıyla oynayarak böyle. Şimdi bravo. İşin şimdi, en sadesi şimdi, bu. Siz bu ve bunu anlayın. Plastik bir top üretiyorsunuz. Hı? O zaman faaliyet konunuz ne? İşte plastik mamuller üretmek, top üretmek vesaire vesaire. Faaliyet dışı dediğimiz zaman bunun eskiden iki tane kalemi vardı. Bir tanesi faiz gelirleri, öbürü de şeylerden yabancı para biriminden gelen gelirler, kambiyo gelirleri diye geçer. Ama işte bu genelde sizin hesabınızda dolar vardır, euro vardır. Bir örnek verelim. Mesela şirketiniz aktifinde 100 dolar var. 100 doların bugün karşılığı ne? 2.67 dolar, 267 TL. Dolar 2.80 olduğu zaman sizin pasifinizdeki 267, 280 oluyor. Ne oluyor? Siz orada 13 dolarlık, 13 TL'lik bir kar yazmış oluyorsunuz. İşte bu sizin faaliyet dışı karınız oluyordu. Ama olabilir. Şimdi buradan faaliyet dışı kar yazarsınız, zarar yazarsınız. Eğer ithalat, ihracat yapan bir firmaysanız, ham maddenizde plastik mamülüyseniz ki top üretiyorsunuz, demek ki dolarla alınan bir ham maddeniz var. Aktifinizde dolar olması gayet normal bir şey. Hı hı. Bunun spekülasyonunu yapıyorsanız o başka. Ama aktifinizde dolar olması herhalde normal. Ve bunu buradan faaliyet dışı kar veya zarar yazabilirsiniz. Bu doğal, bu doğal süreç. Bir şeydir. Bu doğal süreç. Yani bunu spekülasyon yapıyorsa bir sanayi şirketi yine yanlıştır. Ama hani Forex kadar kötü değil. Hı hı. Şimdi diğeri faiz geliri diye konuştuk. Faiz geliri nedir? Mesela diyelim ki bugünkü ortamda yine 100 TL'niz var bilançonuzda. Bundan 10 TL faiz alıyorsunuz. Burada tabii şunu aldanmamak lazım. 10 TL alıyorsunuz ama burada şirketler %15 dolayında bir stopaj ödüyor. Sonra kurumlar vergisi ödüyor. Ne oldu? %30-32 gibi bir rakam zaten orada gitti. Paranın gitti. Ne kaldı? %7 kaldı size. Zaten enflasyon %10'un üzerinde. O da eridi. Siz aslında kendinizden erimiş oluyorsunuz. Yani orada bir kar gözüküyor. Faaliyet dışı bir kar gözüküyor faizden. Ama o da çok tercih edilir bir şey değildir aslında. Yani şirketin kendi faaliyeti faaliyet konusu neyse bunu yapması önemlidir ve oradan ettik kar aslında reel bir kardır. Çünkü onun içerisinde amortisman vardır, finansman giderleri vardır vesaire vesaire. O da kolay kolay öyle enflasyona yenilmez. Şimdi sizin yazınızda bir alarm var. Aslında bizim ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Bu masaya çıkıp Forex'ten uzak durun diye bağırmamız lazım. Bir kere bizi izleyen küçük yatırımcı Forex'ten mutlaka ama mutlaka uzak dursun. Bir dakika, Forex'i ayrıca açacağım. Tamam. Ama önce şu şeyi bir tamamlayın lütfen. Buyurun. Mesela bu anlattığınız faaliyet dışı kar süreci doğal akışında olanlar. Doğru. Bir de son dönemde yok. ISO 500'de yani normal faaliyetinden zaten para kazanamayacağı için giderlerine direkt borsada, dolarda falan oynuyor. İşte orayı biraz konuşalım Forex'e gelmeden. Çünkü bir adım öncesi o. Bu kapıya nasıl gelindiğinin galiba i̇şte, tercümesi bu o. Bu kapıya nasıl gelindi bu çok üzücü bir şey. Ve sizin yazınızda da siz bunu söylüyorsunuz. Çok ama yani eğer okumadıysa izleyicilerimiz mutlaka bunu okusunlar. Kaç gün önce yazmıştınız siz bunu? Galiba bir hafta falan. Pazartesi falan yani olabilir. Burada sanayi şirketi kendi faaliyetten kar edemediği için kalkıyor, finansal konulardan kar etmeye çalışıyor. Şimdi bu inanılmaz büyük bir tehlike ekonomi için ve o şirket için. Çünkü burada kaldıraç sınırsız. Yani bankalar sınırsız bir kaldıraçla bunu yapıyor. Para kaybetme olasılıkları çok yüksek. Şirketi kaybetme olasılıkları çok yüksek. Yani ekonominin buraya gelmesi artık bir sanayi şirketinin kendi faaliyetinden değil de finansal konularda para kazanıyor olması gerçekten bir ekonomi için içler acısı bir durum. Çok üzücü bir durum. Yani bundan kaçınmak lazım. Peki o zaman mercek tutalım Forex'e madem öyle. ISO 500 çok şey anlatıyor, doğru mu? Aynen öyle. Hatta dün de yine İstanbul Sanayi Odası'nda bir toplantı vardı. Sonuçlarını şimdi bakayım, mailime geldiyse paylaşacağım. Bu konuyu tartışıyorlar. Sanayici durumun farkında. Fakat sizin şahsi fikrinizi almak istiyorum. Hani Forex'i biraz daha masaya yatırmadan önce. Sizce
Lütfen beni affetsinler. Uyanıklıktan mı? Mecburiyetten mi sanayici bu yola giriyor? Fikrinizi merak ediyorum. Bence mecburiyetten. Niye mecburlar? Çünkü kendi faaliyet konusunda işte demin söylediğimiz konulardan dolayı kâr edemiyor. Yurt dışı pazarları maalesef kapanmış durumda. Yurt içinde çok ciddi bir rekabet var. Ve bir üretim fazlası şu anda birçok konuda söz konusu. Yani bu işlerden kâr edemeyen sanayici ne yapacak? Bir şekilde o şirketi devam ettirmek gerekiyor. Ya kapatacak. Kapatamazsınız. Çok zordur kapatmak. Çünkü yüzlerce, binlerce çalışanınız vardır. Alacaklar vardır, verecekler vardır, vergiler vardır. Yani şirket kapatmak öyle kolay değil. Hele ISO 500 şirketinden bahsediyorsak, yani bunları kapatmak kolay cebine değil. Cebine birkaç milyon dolar koyması gerekiyor. Yani devam ettirmesi gerekiyor. Bir şekilde can havliyle devam ettirmesi gerekiyor. Bence bu Forex'e yönelme, bu can havlinin aslında en büyük göstergesidir. Ne kadar kötü ve zor bir durumda olduğunun sanayicinin bir göstergesidir. Buna hemen el atılmalı. Ve söylediğim gibi yani kalem kalem buna el atılmalı. Umarım hükümet kurulur kurulmaz ilk yapacakları şeylerden bir tanesidir. Çünkü bir sanayi şirketi, sanayi bir ülkede üretimin çok ötesindedir. O ülkenin namusudur biliyor musunuz? O ülkenin toprağının tuzudur. Gerçek sanayiciden bahsediyorum. Gerçek sanayiden bahsediyorum. O ülkenin toprağının tuzudur. O ülkedeki maaştır. O ülkedeki emekçinin alacağı paradır. O ülkenin vergi tabanının en kaliteli kalemidir. O ülkenin iftiharıdır. O ülkenin yurt dışındaki bayrağıdır. Yani sanayi üretimi sadece bir şey üretip işte onu satmak değil. Gerçekten bu toprağın tuzu, bu ülkenin namusudur sanayi. Ve en önemli faaliyet kalemidir. Tarım ve sanayi. Ve bugünü açmaz da. Peki şimdi haber geldi de gelmiş yani mailime gelmiş. Şimdi bu ISO 500'ü konuşurken bakın ne kadar kritik bir alarmdan bahsediyoruz değil mi? Sanayicinin ne kadar çaresiz olduğundan bahsediyoruz. Dün İstanbul Sanayi Odası da bunu yaptı. Yani ISO 500'ün sonuçlarını masaya yatırmak için toplandı. Çok güzel. Konuştuklarımızın hiçbiri yok. Efendim ISO'dan sanayide ileri teknoloji kullanımını arttıracak eğitim desteği. Üniversite sanayi işbirliği. Bu ayrı, bu tamam. Önemli. Ona bir şey demiyorum. Ama yani can havliyle uğraşan adama inovasyondan bahsediyorsun. Adam yarın firması ayakta mı belli değil. O zaman niye toplandın? Vallahi şimdi. Ya bir gün önceki raporu masaya yatıracağım diye toplanıp da bunları konuşmak biraz abeste iştigal ama. Niye toplandılar tabii bilemiyorum. Şimdi bu insanların hepsi büyük sanayiciler. İlla bildikleri çok şeyler vardır. Birçoğu da çok değerli insanlar aslında. Ama Türkiye'nin bir takım gerçekleri var. Türkiye'nin kendi birikimleri kendisine yetmiyor. Dolayısıyla biz yabancı yatırımcı çekmek durumundayız. Enflasyonist dönemlerden dolayı birikimlerimizi yemiş durumdayız ve gerçekten yabancı yatırımcı çekmek zorundayız. Peki yabancı yatırımcı çekmek için ne yapmak lazım? Bu ülkede hukukun iyi işlemesi lazım. Bu ülkede siyasetin artık belirgin olması lazım. Bu ülkede yolsuzluklara artık plaket vermemek lazım. Değil mi? Aynen öyle. Teşviklerin olması lazım. Vergilerin doğru düzeyde olması lazım. Yani sanayi üretimi, sanayi yatırımı çekilmek için bütün Türkiye ekonomisinin arenasının yeterli olması lazım. Buna elverişli olması lazım. Çünkü bu konuda da çok büyük rekabet var. Dünyadaki FDI dediğimiz yani doğrudan yabancı yatırım %80'i zaten gelişmiş ülkelere gidiyor. Bunun sadece %20'si gelişmekte olan ülkelere gidiyor ve buradaki pastanın en büyüğünü de Hindistan ve Çin alıyor. Bize kalıyor zaten bunda belli bir oran. Şimdi burada da biz işte Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya vesaire gibi ülkelerle rekabet alanımız. Doğu Avrupa'yla bizim rekabet alanımız daha çok Doğu Avrupa'yla. Şimdi bizim bütün bu demin bahsettiğim konularla iyi bir düzeyde olmamız gerekiyor ki demokrasimizin iri olması gerekiyor. Hukukumuzun iri olması gerekiyor. Yoksa yurt dışında oturan bir yatırımcı, Dubai'de oturan, Londra'da oturan, New York'ta oturan bir yatırımcı toplantı yaptıkları zaman bir tanesi ya Türkiye'ye yatırım yapalım bak iyi ülke dediği zaman öbürü de ya bak işte kime plaket verdiğini dün gördün mü veya işte hukuksuzluk var dendiği zaman kimse gidip buraya para koymuyor işte. Öyle bir derdimiz var. Getiren de zaten günlük para kazanma peşinde. Ha o sanayici zaten direkt yabancı yatırım değil. O sıcak para. O başka sanayiciyi de oraya yönlendirmiş vaziyette. Aynen şimdi öyle. Geldim Forex'e. Haberi yapan Sabah gazetesi. İsim de vereceğim. Sevgili İbrahim Acar yapmış. Tanırız da. Diyor ki şimdi bakın
bu ifadeleri okumam lazım. Aha. Paradan para kazanmayı seven sanayici... Bir kez sanayici paradan para kazanmayı sevmez, üretimden para kazanmayı sever. Gerçek alım terinden para kazanmayı sever, bilgiden para kazanmayı sever, emekçinin getirdiklerinden para kazanmayı sever. Paradan para kazanmayı finansçılar ve sıcak para getirenler sever. Şimdi burada bence Türk sanayicisini bu kadar aşağılamamak lazım. Belki orada başka bir anlamda söyledi onu ama yani bakmak lazım tabii. O yüzden burada virgül attım bu açıklamayı. Çünkü demin konuştuklarımız paradan para kazanmayı mı seviyor, buna mecbur mu kalıyor? Onun aslında tercümesiydi. Firmalarını yaşatmaya çalışıyor insanlar. Ben mecbur olduklarını düşünüyorum. Devamını okuyorum. Forex'e merak saldı. Şirketler artık bünyelerinde Forex uzmanları çalıştırmaya başladı. Patronlar Forex şirketlerinden özel kurs bile alıyor. Şimdi bunu biraz konuşalım. Bir kere Forex ne? Şimdi Forex dünyada 7 trilyon dolarlık bir piyasa. Bakın 7 trilyon diyorum. Günlük hacmi 7 trilyon dolar. Forex, foreign exchange'in birleştirilmiş kelimesi. Siz bir döviz bürosuna gidip 100 dolar bozulduğunuz zaman aslında o piyasanın içerisindesiniz. Ama burada bahsedilen tabii onlar değil. Burada bahsedilen çok yüksek kaldıraçlı ve çok yüksek tehlikeli, riskli işlemler. Şimdi sanayicinin bence Forex ihtiyacı yok. Çünkü artık Türkiye'deki finansal enstrümanlar sanayiciyi hedge etmeye, yani sigortalamaya, korumaya elverişli. Örnek verelim hemen. Vadeli işlemler ve opsiyon borsası İzmir'deki VIOP dediğiniz zaman eğer siz kendinizi dolardaki bir yükselişten veya eurodaki bir yükselişten korumak istiyorsanız orada short pozisyon alıyorsunuz, long pozisyon alıyorsunuz. Kendinizi bu iniş çıkışlardan koruyabiliyorsunuz. Keza bankaların sunduğu put opsiyonları, call opsiyonları vesaire var. Burada da kendinizi koruyabiliyorsunuz. Ama Forex bir koruma aracı değil, Forex bir spekülasyon aracı. Eğer sanayici bu spekülasyonu yapıyorsa ve Forex uzmanını çalıştırıyorsa, ya Forex uzmanı niye size çalışsın? Gider evinde oturur, biri 100 kaldıraçla oynar, çok biliyorsa milyonlar kazanır. Hı hı. Niye size çalışsın? Şimdi bir kere burada bir... Güzel soru. Hani, bir kere buradan ölçelim. Şimdi biz burada eğer kalkıp insanlara işte şu hisseyi al, bu hisseyi al diyorsak, ben niye almıyorum? Ya ben alıyorum yani kendi uzun vadeli bir borsa yatırımcısıyım aynı zamanda. Ama uzun vadeli, günlük alsat değil. Bu kumar değil, bu yatırım. Ama Forex'te siz bireysel için konuşuyorum şimdi, bire 100, şirketler için konuşuyorum, sonsuz kaldıraçla. Siz bu işlemleri yaptığınız zaman sizin bunu bilmeniz imkan yok. Çünkü mesela bugün dolar ne? 2.67, siz demin söylediniz. Dediniz ki 2.67.04. Aslında Forex ekranında... Al şu anda 2.67.12 mesela şu an. 2.67.12.48'dir. 2.67.12.52'dir şimdi. Marjlı. Yani sürekli değişiyor onlar. Hı hı. Ve siz çok marjlı oynadığınız için o hani 4 haneye kadar gidiyorsunuz orada. Şimdi burada yani sizin bunu tahmin etmenize imkan yok. Ve dünyadaki o 7 trilyon dolarlık akıllı para denen şey, milyar dolarlarla oynayan yatırımcılar var. Peki yani bu insanlara karşı kazanmanız imkansız. Yani Forex'ten şirketlerin, kısaca söyleyeyim, Forex'ten şirketlerin uzun vadede para kazanmaları aynı bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı gibi imkansızdır. Bugün Forex'ten doğru düzgün para kazanan küçük yatırımcı var mıdır? Ben kalıcı para. Çok bu çok ilginç. Şimdi bazı arkadaşlarım bana geçmişte geldiler. İşte Forex şöyle yaptım, böyle yaptım, para kazandım. Hemen kapat hesabını, hemen çık. Dedim ama bazı dinliyor, bazı dinlemiyor. Dinlemeyenler mutlaka para kaybediyor. Yani mutlaka siz bundan para kaybedeceksiniz. Hani bu çok teferruatlı ve bu Forex piyasası aslında sadece dev yatırımcılar için, yani öyle küçük, orta falan değil, dev yatırımcılar için bir pazar ve eskiden bu dev yatırımcılara açıktı. Şimdi artık herkese açık bir kumarhane haline geldi. Kumarhanelerde olduğu gibi her zaman kasa kazanır. Tamam. Yani güzel. Burada Forex konusunda Türk firmalarının Forex ihtiyacı yok. Neye ihtiyaçları var? İşte o opsiyon piyasasına ihtiyaçları tabii ki var. Çünkü siz bir ithalat yaptınız, dövizle yaptınız bunu. Kendinizi dövizdeki, kurdaki hareketlerden dolayı sigortalamanız gerekiyor. Tamam, vadeli işlemler ve opsiyon borsası var. Bunun eğer spesiyelisi insanlar varsa onları çalıştırın. Tabii ki yani bu tür kurumların finansçı insanlara mutlaka ihtiyacı var. Evet, finans call put opsiyonları olmadı. Bunlar teknik konular. Şimdi çok fazla girmeyelim. Bu teknik konularda bu işleri götürecek insanlara tabii ki ihtiyacınız var. Ama bir sanayi firmasının, hele hele ISO 500'deki bir sanayi firmasının spekülasyon yapması için insan çalıştırmaya ve bu işlere girmeye ihtiyacı yok. Bu son derece tehlikelidir. Lütfen yapmasınlar.
Yani buradan gerçekten hatta alacaklarımızı alamıyoruz diyorlar. Alacak sigortası var. Çok güzel. Alacaklarını bir sürü enstrüman var. Evet, şu anda aslında eskisi gibi değil, çok haklısınız. Artık alacak sigortaları var. Bu alacakların belli bir kısmını aynı sigorta primi gibi yatırıyor şirketler ve vadeli alacaklar vesaire alınamazsa işte buradan siz tahsil etmiş oluyorsunuz ve şirketinizin döngüsünde sıkıntı olmuyor. Yani ve mesela bu alacak sigortası konusunu ISO 500'ün çoğu kullanıyordur yani. Bu. Bence yani kullanıyordur. Kullanıyordur ama Forex konusu dediğiniz zaman bu yeni o bahsettiğim iki kalemden farklı. Faiz ve kambiyo gelirleri kaleminden farklı. Yeni bir kalem eklenmiş. Aman eklemesinler. Burada sizin yazınız gerçekten alarm veren bir yazı. Sizi de tebrik ediyorum. Çok önemli bir konuya parmak basmışsınız. Lütfen uzak durun. Yani bizim gerçekten bu masanın üzerine çıkıp Forex'ten uzak durun diye burada bağırmamız lazım. Gerçekten yani çok ekonomi için büyük bir tehlike bu. Biraz sonuçlarını da konuşmak istiyorum ama öncesinde Forex'le ilgili bir şey sormak istiyorum. Forex yaklaşık yani uzun zamandır var ama sıkıntıları baş gösterince Forex şirketleri için 1'e 100 kaldıraç koydular. Evet. Bankalarda hala kaldıraç sınırı yok. Kaldıraç yok. Evet. Ama her şeye rağmen istenen hacim yakalanamadı. Şimdi bu haber biraz Forex'i ortam hazırlar kokuyor. Ben öyle olacağını umuyorum. Gerçekten sanayicilerin buna yönelmemiş olacağını umuyorum. Ben de öyle. Diyelim ki yöneldi. Yani benim sanayi şirketlerim yani bu faaliyet dışı kardan çok daha tehlikeli bir şey. Faaliyet dışı kardan kendilerini kurtardığı gibi bir de Forex'ten. Yani söylediğim gibi faaliyet dışı karlar spekülatif olmadığı sürece zaten bir yerde kaçınılmaz. Doğaldır. Hani doğaldır yani. Türk sanayisi için Forex'te oynadığını farz edelim. İflas ve işsizlik tablosunu sizin çizmenizi rica edeceğim. Ben düşünmek daha istemiyorum. Yani bunu en karanlık rüyamızda bile, kabuslarımızda bile görmeyelim. O kadar tehlikeli. Bir kumar ekonomisi, bir kumarhane ekonomisi haline gelmemiz burada söz konusu olur. Ya bakın bir İzlanda örneği vardı. Çok şimdi konuşulmuyor ama. Şimdi çok eskilerde kaldı İzlanda. 21. yüzyılın ilk iflas eden ülkesi. İlk iflas eden ülkesi. Şimdi biraz düzelmiş bir şeyler yapmışlar. Çünkü küçük bir ülke olduğu için bir takım kaynakları da var. Biraz halletmişler işi ama o zamanlarda İzlanda'nın iflasında hatırlayın bir kaldıraçlı kumar ekonomisini fakat bunu hükümet yapıyor. Yani hükümet gidiyor yurt dışı piyasalarda işte kaldıraçlı bir şekilde oynuyor. Bu paraları kaybedince krizle birlikte ülkenin ekonomisi batıyor. Bu sefer ülkenin ahlaki değerlerinde oynamalar başlıyor. Onlarda mesela çok güzel böyle sıcak su kaynakları falan filan bunların hepsini o zamanlar şeyleri vermişlerdi. İşte bu sanayi üreticilerini böyle kirleten üretime vermişlerdi. Yani orada bile çok büyük bunun doğal sonuçları oldu. İşte öyle bir kumarhane ekonomisi haline gelir. Buna mutlaka önlem alınması gerekir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz birçok şirkette, diyelim ki bankalarda, bilançolarda bazı varlıkların bulunması yasaktır mesela uzun süreli. Hı hı. Belki böyle bir önlemle bu yapılabilir. Yani bilançolarda işte bunları şu nispetle göreceğiz, bu nispetin üzerine görmeyeceğiz gibi bir takım yaptırımlar vesaireler olabilir ama anladığım kadarıyla tam tersi yapılmak isteniyor. Yani bu biraz teşvik edilmek isteniyor. Yani Forex öyle teşvik edilecek bir konu değil. 7 trilyonluk bir pazar içerisinde siz bir şeysiniz. Yani evet, okyanusta bir damlasınız. Peki mesela Ekonomi Bakanlığı'nın bu konuya el koyması gerekmiyor mu sizce? Bence gerekiyor. Bence çok çok yani bakın hükümet kurulduktan sonra yapılması gereken çok şey var. Türkiye'nin gerçekten kaybedecek vakti yok. Kaybedecek zamanı yok. Umarım hükümet kurulur. Umarım tekrar bir seçim olmaz. Çünkü zaten yapılan araştırmalarda biraz okudum gösteriyor. Aşağı yukarı aynı oy oranları alınacağını araştırmalar söylüyor. Bilmiyorum öyle olur mu olmaz mı? Ama Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. Türkiye'nin bir an önce dış siyasetini düzeltmesi gerekiyor. Komşuları ilişkilerini düzeltmesi gerekiyor. Bizim siyaset ve ticareti birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yani siz bir ülkedeki siyasi figürleri veya işleyişi tahsil etmek zorunda değilsiniz ama onunla ticaret yapmak zorundasınız. Bu ülkenin bir sanayisi var, bu ülkenin bir üretimi var, bu ülkenin insanları var. Bu ülkenin insanları iş bulmak zorunda. Bakın diyorsunuz ki işte 2000 lira maaş verecek, demin haberlerde geçti öğrencilere. Tamam verilsin, harika, çok güzel. Ama bu öğrenciler o okullardan çıktığı zaman iş bulmaları gerekiyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Yine söylediğim gibi 1,5 dolarlık ithalatla 1 dolarlık ihracat yapan bir ekonomiyiz. Bu da sürdürülebilir bir şey değil. Bir an önce bu 1,5-1 rasyosunun aşağı düşmesi lazım. Ve ithalat kalemlerinin sınırlandırılması ama yani efektif bir şekilde yani
biz kestik, yasakladık değil. Bu şekilde olmaz. Hatta buna şey de koymak, ithalat vergisi koymak da bence son yöntem değil. Gerçekten Türk sanayisini rekabetçi, dünya pazarlarını rekabetçi hale getirmek burada amaç olmalı. Bunu mutlaka yapması lazım. Ve bu tür finansal, biraz ağır konuşacağım, maskaralıklardan da Forex gibi sanayi şirketleri için konuşuyorum, uzak durmak lazım. Çünkü Forex büyük finans kurumlarının işidir. Onlar işlerini yapsınlar, sanayiciler kendi içini yapsın. Ama sanayicinin kendi içini yapabilmesi için yeni kuracak hükümetin bunu gerçekten önüne açması gerekiyor. Aksi takdirde reel sektörümüzü kaybedebiliriz. Aksi takdirde çok kötü şeyler olur. Düşmek daha istemiyorum. Peki son 6-7 dakikada da önümüzdeki süreçte ekonomi için, Türkiye ekonomisi için ne görüyorsunuz? Yani bir şeyler geldi kapıya dayandı da siz neler görüyorsunuz dolarından şeyine kadar? Şöyle bir ya onun da özetini alayım iş adamı gözüyle. Şimdi geçen ilk geldiğim programda galiba bir petrol fiyatlarından bahsetmiştim. 8 tane sebep saymıştım. İşte 60 ile 80 dolar arasında aşağı yukarı petrol fiyatları kalır diye. Ki öyle oldu. 63-57 Brent. Aşağı yukarı oldu. İşte doların kuvvetli kalması söz konusu. Bunlar hala geçerli. Doların kuvvetli kalması bizimle yani yarı alakalı. Çünkü biliyorsunuz Federal Reserve, Amerikan Merkez Bankası'nın oradaki işleyişi çok önemli. Yani Amerika öyle bir ekonomi ki Janet Yellen, çok tatlı, çok şeker bir hanımefendi. İki dudağın arasındaki bir söz, yani orada 20 cümle, 30 cümlelik bir şey söylüyor. Meksika dalgası oluyor. Aynen öyle. Orada hemen bir dalgalanma oluyor. Yani o kadar kuvvetli bir ekonomi. Yani düşündüğünüz zaman. Ve çünkü Amerika parayı kendi ülkesine çekmeye başlarsa biz de burada tabii ki Türk varlıklarının dolara çevrilip oradan Amerika'ya gideceğini veya oradan gelişmekte olan gelişmiş ülkelere gideceğini düşünürseniz bize doların yüksek kalma ihtimali hala var. İhtimali yok. Yani yüksek kalacak diyorum ben. Hı hı. Tabii burada euro dolar paritesine de biraz bakmak lazım. Şimdi bunlar bizi çok şey değil. Bizim kontrolümüz bunlarda çok fazla yok. Yani biz kendi kontrol edebileceğimiz konuları iyi kontrol edelim. Bence bir an önce hükümeti kuralım. Uzlaşma yapılsın. Yolsuzluklar varsa bunlarla hesaplaşılsın. İşte artık hukuku, kanunu işletelim. Yabancı yatırımcıya diyelim ki bak biz demokratik bir ülke olduk. İleri bir demokrasi, çağdaş bir demokrasi. Onların aman değil. İleri demeyin. Efendim? İleri demokrasi. Çok, aman. O çünkü anlamını kaybetti. Açıldı o. İşte bak biz çağdaş bir demokrasi artık oluyoruz. Sanayi üretimine, üreticiye yönelik bir ekonomi oluyoruz. Yurt dışından gelecek kaynaklara da çünkü kendi birikimlerimiz yeterli olmadığı için ona mutlaka kapıyı daha fazla açmamız gerekiyor. Ama sanayi üreticisine açmamız gerekiyor. Çünkü şimdiye kadar baktığınız zaman hangi tür şirketler satın alındı Türkiye'de? Yurt dışından gelen kaynak Türkiye'de üretim için çivi çakmadı. Yani bizim düşündüğümüz şu. Ne diyoruz? Gelsin o para, burada sanayi üretimi yapsın. Araba mı üretecek? Araba üretsin. Yüksek teknoloji mi üretecek? Oo hemen. Hemen gelsin. Yüksek teknoloji ürünler. Harika. Buna vergi de almayalım bundan gerekirse. Üretim için gelsin. Ama şimdiye kadar gelen yabancı yatırım ne için geldi? Bakın dikkat edin. Pazar satın almaya geldi. Yani 77 milyonluk dev bir pazar var. İyi kötü kendi kendini işte kurtarıyor. İnsanların alın teriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu pazar büyüyor. O büyüyen pazarın karını dünyadaki büyük şirketler almaya geldiler. Şimdi bu tercih edilen yatırım modeli değil. Tercih edilen yatırım modeli burada katma değer yaratacak. Burada üretimi yapacak. O finansmanı, o yatırımı çekmek. Yani bunun yapılması gerekiyor. Önemli bunu başarırsak bir şeyler olur. Bir şey sorayım, onunla bitireyim isterseniz. Aynı mantıkta bugünlerde Araplara konut satıyoruz durumu var. Niye Araplara? Çünkü Araplara şu anlatılabilir. Arap dediğim, Arap Yarımadası'na bahsediyorum. Suudi Arabistan vesaire hepsine. Ya, atıyorum 50 yıl sonra petrolünüz yok. Gelin üretici olun, ortak olalım. Aynen öyle. Gel şimdi, buradan plaza alacağına beraber fabrikalar kuralım burada. Şimdi bakın, madem para var orada. Konut konusu da çok sürdürülebilir bir konu değil. Yani buna da dikkatli yaklaşmak lazım. Tamam, Arap kardeşlerimiz gelsinler başımla beraber. Ülkemizi belli nispette, yani çok da abartmadan açmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin demografisinde de bir değişme var. Yani 2 milyon Suriyeli var bugün. Tamam, o insanlar ölümden kaçtılar. Tabii gelsinler ama uzun vadede bu konuda nasıl
çözümlenince önemli. Toprak satmazsınız, olur biter. İngiltere'de toprak satın alamazsınız. Alamazsınız çünkü her şey alırsınız. Zaten şeye ait. Toprak üç kullanımı satarsınız. Aynen. Alsın binasını yani, kullansın. Şimdi söylediğim gibi yani bu yeni kuracak hükümetin çok geniş bir skalada bunların hepsini düşünmesi lazım. Tabii bu gelen yatırımcıyı üretime teşvik etmek önemli. Bak gel, biz sana oturma izni veriyoruz. Gel burada konut al. Tamam, başımıza beraber amenna ama üretim yapalım. İş yapalım. Çünkü senin de petrolün yarın bitecek. Bizim de burada üretime ihtiyacımız var. Teşviklerle bu insanların kapitallerini, finansmanlarını üretime çevirmenin yollarını bulmak lazım. Yani bu çok kolay değil ama yapılabilir. Yani diyorum ya hani bir karınca işi yapmak lazım. Böyle küçük binlerce kalemi, on binlerce kalemi tekrar tekrar çözmek lazım. Ancak onun o resmin sonunda bir şeyler çıkacak. Ama bugünden de bu uyarıları yapalım. Yani faaliyet dışı karlar zorunlu olabilir. Çok ciddi sıkıntılar var sanayide. Biliyoruz yani bunları yakından takip ediyoruz. Ama bu tip kumarlara girmesinler. Araplara ev satacağımıza ortaklık teklif edelim. Aynen öyle. Ve biliyor musunuz yaratılan katma değerinde üretime, eğitime yatırılması gerekiyor. Bu çok önemli. Bakın. Kore'den hep örnek veriyorum. 1900 yılında Kore bizden daha fakir bir ülkeydi, açlık olan bir ülkeydi. Bugün Kore dediğiniz zaman herhalde marka ismi doğru ama aşağı yukarı herkesin bildiği biliyor. İşte teknoloji markaları var, otomotiv markaları var vesaire ve bunlar artık kaliteli ürünler haline geldi. Yani Kore bunu başardı. Nasıl bunu başardı Kore? Eğitimle başardı. Nasıl bunu başardı Amerika Birleşik Devletleri? Bakın, eğitimle başarıyor. Patentlerle başarıyor. Nasıl başarıyor bunu Almanya? Bakın hep eğitim. Çünkü eğitilmiş bir nüfusunuz varsa katma değerli üretim, bakın hep oraya gidiyoruz. Hep aynı noktalara gidiyoruz. Katma değerli üretimi yapabilirsiniz. Katma değerli üretimi yaparsanız eğer dünya pazarlarına rekabetçi olursunuz ve üretim yaptığınız üretimi satarsanız ve burada da katma değer yaratırsınız. Bu çok önemli. Dolayısıyla bizim mutlaka yapmamız gereken eğitim konusuna mutlaka her hükümetin eğilmesi gerekiyor ve gayri safi milli hasılamızın da çok daha önemli bir oranı. Çünkü yeterli bir oran değil bence bu. Savunmaya daha yeni geçti galiba. Gerçekten çok önemli bir oranını ne olursa olsun eğitime yöneltmemiz gerekiyor. Tabii çocuklara işte 2000 lira maaş verilmiş, 1500 lira maaş verilmesi tamam çok güzel, harika. Ama üniversitelerimizin dünya çapında üniversiteler olması içeriği çok önemli. Müfredat önemli. Yani bizim bakın kısa vadedeki kurtuluşumuz da uzun vadeli stratejiden olacak. Kore İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. Japonya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. Hindistan, Gandhi zamanında Hindistan'a diyorlar ki ya hani nasıl eğiteceğiz bu insanları? Diyor ki Gandhi 1000 altın adam projesini başlatıyor. 1000 tane diyor eğitimli insan bulun. Bunları Oxford'a, Cambridge'e vesaire gönderiyorlar. Onlar geri geliyor Hindistan'a. Ve bugün baktığınız zaman Bombay'de dünyanın teknoloji konusunda en ileri üniversitelerinden bir tanesi var. Yazılım. Mesela yazılım konusunda Hindistan Amerika'da başa baş gelen bir ülke. Bakın hani modeli var. Bir model var. Aynen öyle. Yani bakın dünyada bunu başarmış modeller var. Yeni hükümet geldiği zaman lütfen bu modelleri etüt etsin. Yani bunların benchmark'ı var. Amerika yeniden keşfetmeye gerçekten lüzum yok. Bu modelleri iyi etüt edip Türkiye'ye bu modeller nasıl uygulanır buna bakmak lazım. Atatürk de yapmış zamanda. Aynen öyle. Zaten işte olanlar onun ürünü zaten. Gitmiş. İyileri getirmiş, çocukları göndermiş. O bin adam projesi köy enstitüleri. Keşke köy enstitüleri projesini şimdi şehir enstitüleri projesi yapsak. O zaman nüfusumuz %80'i köylerdeydi. Bugün nüfusun %70'i şehirlerde. Şehir enstitüsü kursak. Belki köye dönüşü de sağlarız böylece. Belki köye dönüşü de sağlarız. Köy hayatı güzel çünkü. Yani ama bizim bakanlarımız %80'i kentleştirdik diyor, övünüyor. Ona yapacak bir şey yok. İş adamı, finans uzmanı Sayın Mehmet Özarslan, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, her zaman hem bizek. Analizleriniz için hem uyarılarınız için. Ama tekrar söyleyelim değil mi? Forex'ten uzak durun. Aman ne olur. Masanın üzerine çıkalım mı? Herhalde buradan söylersek onlara. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Evet, Ekopolitik'te bugün reel sektör açmazını konuştuk. Çok büyük sorunları var, çok büyük açmazları var gerçekten. Açmaz doğru bir tanımlama burada. Hani bu tarafa da gitse olmuyor, bu tarafa da gitse olmuyor ama eğer bir serin düşünüp sağlıklı bir yol haritası yapabilirlerse bu işin içinden çıkacaklar. Ama panikle Forex falan gibi biraz da Türkiye'ye sunulmaya çalışılan, çok fazla reklamı yapılmaya çalışılan, uzmanı oynasın beni ilgilendirmiyor ama sanayicim buradan uzak dursun. Çünkü riskinizi hedge edecek, korunacak çok yol var. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.